Ama bak sen şöyle öyle diyorsun da ciddi görünüyorsun dedin ya geçen de. Şimdi şöyle ben 5,5 yıl çağrı merkezine çalıştım. Kanunsuz hoş geldin. Ben çağrı merkezine çalıştım. Ben ne gülmese hayattan soğumuştu. Teşekkür ederim. Yani düşünsene, orada zaten hayat enerjini alıyorlar Bay Başkan hoş geldin. Ve sen başka bir yerde. Ya bir de ben Türk Telekom'daydım. Sana yemin ediyorum nefes almıyordum. Hani bir de bizimki şahıs yani kurulmuş bir hani şey. Neydi? Yüzme kulları başkanının anladın mı? Hani şahıs üzerine. Türk Telekom'un işte almış çağrı merkezini falan. Abi günde 250 çağrı alıyorsun. Hani nefes almıyorsun. Müşterinin biri gidiyor biri geliyor. Gazoz hoş geldin. Adam ağzına sıçıyor diğeri geliyor anladın mı? Hani, ve sen bana diyorsun gülüyor. Nasıl gülebilirsin? Ben şu an işsizim Ahmet. Normalde Türk Telekom'da çalıştım. Ya zaten mutlu olmaya gelmiyorlar bizimkiler. Daha çok kızmaya geliyordu. Ya Çeren ağrımıyor açıkçası. Hani o konuda net olabilirsin ama ya çağrı merkezine gireceksen çok net söyleyeyim sinirlerini aldırman gerekiyor. Zor bir meslek. Ben mesela mızrağa hoş geldin. Hayır. Ne alakası var mı bu tutan ya? Adam fotoğrafı yüksek yani. Hayır ben sadece desteklerimi takip ediyorum. Yani yapımcı bir meslek değil. Benim çalıştığım sektörde Türk Telekom adı altında 10 bin kişi vardı. Hayır, orijinal. Teşekkürler. Yani yapacak meslek değildi. Teşekkür ederim. Gelmem en istedim. Ahmetciğim ayakkabımın için hediye yapmam lazım. Ah Ege dayı yani bir kere durmadım diye de. Ya anlardın da benim böyle nazik durduğuma bakmayın. Ben her şeyi yaptım. Yani pazarcılıkta yaptım, çiftçilikte yaptım. Yani pazarda böyle elimde maydanoz vardı, 2 lira bir lira dediğim zamanlarda biz böyle çok aleykümselam. Dayı hoş geldin. Ahmet ne yapacaksın ayak numaramı Efe? Boyun sordun anladım. Ayak numaranı ne alaka? Teşekkür ederim. Kolay gelsin şimdi. Hayırlı işler. Bol satışlar. Karadeniz'de hoş geldin. Nokta hoş geldin. Thank you.